Allah, dolu mu yağıyor ya? Hayır, aracın dolu yağıyor şu anda. Yapma, gözünü seveyim ya. Ya daha yeni aldık bu aracı ya. Olamaz. Kabus. İnanmıyorum. İnceledim, aracı şu anda dolu yağıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Vay arkadaş. Milyonluk aracım şu an dolunun altında kaldı arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Aşırı üzücü ya. Of. Dostlar, yağmurlu bir Almanya gününden herkese merhaba. Şu anda yanımda bir Mercedes EQE var ya da EQE, artık nasıl söyleyeceksek. Çok heyecanlıyım çünkü bütün dünyaya bugün tanıtıldı. Ben de heyecanlı bir şekilde bu videoyu sizlere çekmek istedim. Yalnız şöyle bir kısıtlama var. Bugün dediler sürüş videosunu yayınlayamayacaksınız. Birkaç gün sonra bir tarih var, ancak o gün yayınlayabilirsiniz. Bu videoda aracın etrafını dolaşacağız, içine biraz bakacağız. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Acayip güzel teknolojiler var. Şimdi Mercedes EQE'ye geçmeden önce Mercedes'in bu elektrikli otomobil macerası konusunda size biraz bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz ilk önce EQC geldi, bir SUV geldi. Hakikaten bizi bizden alan çok güzel bir araçtı. Onun video linkini yine yukarıda bırakacağım. Bu arada acayip bir yağmur var, rüzgar var. Şartlar biraz kötü olsa da ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hızlı bir şekilde sizlere bu deneyimleri yetiştirmeye gayret ediyorum. Yağmur çok bastırmadan hızlandıracağım şimdi anlatacaklarımı. EQC geldikten sonra bu sefer inanılmaz bir çıkış yapıldı ve EQS geldi. Yani Mercedes'in S serisi araç tamamen elektrikli oldu. EQS'in de videosunu yine sizlerle paylaşmıştım. Bu sefer E serisinin tamamen elektriklisi şu anda yanımda. Bu araç EQE 350 Plus diye geçiyor. Farklı farklı modeller tabii ülkemize gelebilir. Fiyatlar şu anda henüz belli değil. Ve bu ay itibariyle satışa başlanacak ama kısıtlı bir sayıda başlayacaklar. Bu arada yağmur başladı. O nedenle bu bilgileri verdikten sonra şimdi EQE'ye gelin yakından bakalım. Aracın tasarımı EQS'e gerçekten çok benziyor arkadaşlar. Acaba EQS mi EQE mi? Böyle biraz karıştırdım, ne yalan söyleyeyim. Tabii ki içine geçtiğimiz zaman bunun bir EQS olmadığını göreceğiz. Ama araç gerçekten yıkılıyor. Muhteşem güzel de bir rengini verdiler bana test için. Buraya Türkiye'den birkaç arkadaşımızla beraber geldik. Doğan var, Sinan var, Fahir var, Yaman var. Nasıl ama bulduğum ortam güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi EQE logosunu zaten burada görüyoruz. Şimdi tamamen elektrikli bir otomobil şu anda karşımda olduğu için gördüğünüz gibi ızgaralarımız yok. Ama havalandırma inanılmaz. EQS'te bu zirveydi. Sadece ondan 2 puan farkla buradaki rüzgara karşı direnç gerçekten müthiş durumda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu anda yağmur feci halde bastırıyor. Ön tarafı açamıyoruz, onu söylemiş olayım. Burada nedir burası? Su koyduğumuz yer arkadaşlar. Aracın bu silecekler için ihtiyacımız olan suyu buraya koyuyoruz. Buradaki kapılar şu anda gömülü, bu kol. Şöyle dokunduğumuz zaman araca giriş yapabiliyoruz. Arka tarafta da yine benzer şekilde kollar var. Lastiklerin biraz çamurlandı ama jantımızı da görüyorsunuz. Tabii bunlar farklı farklı opsiyonlarda gelebilir. Üst taraf böyle çok güzel kavisli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tabii ki şu anda fosil yakıt tüketen bir E serisiyle kıyasladığımız zaman onun elektriklisi ya diyemeyiz hani karşıdan. Şöyle bir tekrar ön tarafa geçeyim. Hani şuradan gelirken aa bu Mercedes E serisi demeyiz. Ama farklı bir tasarım olmuş. EQS'te de öyleydi. Yani S klasın elektriklisi gibi gelmiyor gelirken. Mercedes'in S serisi de E serisi de böyle çok daha heybetli duruyor arkadaşlar. Elektrikli modellerde bu biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Hadi şöyle biraz daha arkaya doğru ilerleyelim. Bu arada gerçekten çok ciddi bir menzili var bu aracın. Yaklaşık 600 kilometre, haberiniz olsun. EQE 350 Plus. Şu anda görüyorsunuz plakamda bu arkadaşlar. Almanya, acı vatan. Açalım bakalım bagajı. Bagajı açtığımız zaman bakın şu benim küçük valizim, kabin boy. Şu benim sırt çantam, çekim ekipmanlarım ve oldukça geniş bir bagaj alanımız var. Haberiniz olsun. Şöyle ittirdiğim zaman da yine burada şöyle biraz daha aşağıda bazı ekipmanların konulduğu bir alan var. İsterseniz siz orayı da değerlendirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şurada iki tane buton var. Bir tanesi kapatıyor, bir tanesi kilitliyor. Ben şimdi kapatıyorum. Elektronik bir şekilde kapandığı. Arka tarafta farlarımız gerçekten çok iyi.
Ön taraftaki farlarımız çok iyi. Hatta o kadar iyi ki mesela diyelim ki biz gece önümüzden bir yaya geçiyor. Yayanın önünü aydınlatabilecek kadar çok iyi farlarımız var. Bir de içine geçtiğimiz zaman bana hak vereceksiniz. Teknolojiler bambaşka bir boyuta ulaşmış. Bir de en çok eleştirdiğimiz kısım, tamam sen Mercedes'in, çok lüks, çok güzel tasarıma sahip araçlar yapıyorsun. İnanılmaz konforlusun ama bir Tesla ile vesaire kıyasladığımız zaman yazılım konusunda bazı eleştirilerimiz vardı ama yazılım konusunda inanılmaz seviyelere gelmişler arkadaşlar. O nedenle bu Alman markaları hem Mercedes hem de BMW gerçekten çok iyi iş yapıyor. Peki o zaman dışına baktık, hazır çok da böyle yağmur yağıyorken daha fazla ıslanmadan dilerseniz içeriye doğru geçelim. Bir de içini anlatayım. Tabii insan kıyamıyor şimdi şu çamura bastıktan sonra bu aracın içine girmeye. Ama yapacak bir şey yok. Önce arka tarafı bir anlatayım size. Açtığımız zaman bakın burada ses sisteminin bir ünitesini görüyorsunuz. Bu koltuk ısıtma. Ön tarafta da koltuk ısıtma var hem de soğutma var. Haberiniz olsun. Burada işte yolcu penceresini yönetiyor. Ambiyans aydınlatmalar her yerde arkadaşlar. Müthiş. Şu anda benim kullandığım aracın içi siyah renk, hani beyaz olunca gerçekten çok daha gösterişli ama acayip kirleniyor. Kıyamıyor insan. Hele de şöyle rezil bir yerdeyken bu aracın içerisine girmek gerçekten çok üzücü. Şurada kolçağımızı ben bir indireyim. Gel bakalım buraya. Evet. Şuradan evet içeceklerimizi koyacağımız yeri de açtım. Havalandırma kanallarını yönettiğimiz alan burası. Şarj girişlerim de evet burada iki tane Type-C girişi var. Tekrar kapatabilirim. Şaft tünelimiz zaten yok gibi bir şey. Şimdi EQS ile kıyasladığımız zaman sanki şu alan burada birazcık yani çok minimum daralmış gibi. Böyle koltuklardaki kalite biraz daha farklı gibi. EQS inanılmaz konforlu bir araçtı. Ambiyans aydınlatmaları görüyorsunuz arka tarafta gerçekten çok iyi. Şuralarda müthiş görünüyor. Şu üst tarafta iki tane ünite var. İki parçadan oluşan bir cam tavan var. Ben şunları kapattım ama birazdan içeri geçince açarım. Arka taraf böyle. Şimdi burayı kapatayım. Geçelim ön tarafa. Hakikaten üzücü bir şekilde bu çamurlu ayaklarla basacağım. Yapacak bir şey yok. Bari en az zarar vermek için şöyle yapayım. Koltuğumuzun yönünü buradaki butonlarla ayarlayabiliyoruz. Koltuk ısıtma. Tabii önce bir çalıştırayım. Evet çalıştı. Şu an koltuk ısıtmayı havalandırmasını açabilirim. Burada kilitleme ve kilidi açma butonlarımız var. Burada pencerelerimizi yönettiğimiz buton var. Aynayı buradan dokunmatik bir alan var. Orada yönetiyoruz. Şuradan bagaj kapısını açabiliyoruz. Ses sistemi zaten mükemmel arkadaşlar. Çerçevesi olmayan bir penceremiz var. Oldukça sportif görünüyor. Ambiyans aydınlatmalar şu an bu renk ama istediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi kapıyı bir kapatayım. İçeriye biraz geniş açıyla bakalım. Biraz daha koltuğu geri çektim. Geniş açılı bir lens kullanmayayım dedim arkadaşlar. Gerçek görüntü neyse onu görün lütfen. Şimdi baktığımız zaman bu Hyperscreen dediğimiz MBUX yani buradaki ara birim bizi karşılıyor. Tabi isteğe bağlı olarak hani şurada da ekran olabilir. Mesela EQS'de burada ekran vardı. Şu anda yok. Kocaman bir ekranımız var şurada. Bir tabletten daha büyük onu söyleyeyim. Şurada doğrudan sürücünün karşısında olan bir ekran var. Bir de şöyle yapayım. Bakın şurada böyle belli belirsiz görüyorsunuz. Cama yansıyan bir ekranımız daha var. Havalandırma kanallarımız şu anda burada. Sanki bir uçak motoru gibi görünüyor. Direksiyona baktığımız zaman şurada hız sabitleme, hız limitleme, adaptif cruise control. Karşı tarafta bir levha var diyelim. Orada 120 diyorsa 160'a bile ayarlasam 120'ye düşürüyor. Karşıda en fazla 80 yapacağımız bir levha varsa hemen burası da 80'e otomatik düşürüyor. Gerçekten muazzam çalışıyor. Ama bir Tesla değil tabii ki. Yani seviyeler var. Level 3, level 4, level 5 diye geçiyor. Hani o kıyaslamaları yaptığımız zaman otonom sürüşe oldukça hazır bir otomobil var. Ama ara sokaklara kendi dönen bir otomobil değil. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bize gösterdiler. Benim aracımda yok. Kendi kendini park edebiliyor. Böyle özellikleri var. Yavaş yavaş level 4'e doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah onları da göreceğiz. Direksiyonun yanında multimedya içeriklerini yönettiğimiz haptic engine olan bir tuş takımı var. Buradaki ekranı yönetebiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bu tarafta aydınlatmayı ve silecekleri yönetiyoruz. Şu camı bir sileyim. Aynen. Şurada da viteslerimizi kontrol ettiğimiz bir kol var. Şuradaki ekranı da istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Bu dokunmatik bir ekran. Onu söyleyeyim. Yani yönetmenin bir sürü yolu var. Mesela şuradan yönetebilirsiniz. Bakın.
Şöyle göstereyim, ikisi de görünsün. Ondan sonra isterseniz buradan dokunabilirsiniz. Mercedes EQ. Bataryamız ne durumda? Mesela şuraya kadar şarj et diyebiliyoruz arkadaşlar. Yazılım konusunda dedim ya, az önce şurada sunum yaparken yazılım konusunda gerçekten iyileştirmişler. Mesela diyorsun ki %70'e kadar şarj et. İşte menzilimiz nedir görebiliyorsunuz. Şöyle bazı ayarlamalarla menzilimizi artırabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela bakın, tek bir tıklamayla menzil yükseldi. Neleri kapattı? Dur, aç, tekrar aç. Bize lazım onlar. Navigasyon çok iyi çalışıyor. Bu navigasyon Here adını verdiğimiz bir navigasyon. Aynı zamanda TOG da bu navigasyonu kullanacak. Haberiniz olsun. Şimdi buraya geçtiğim zaman uygulamalar var. Şimdi bu uygulamalar kısmında tabii üzüldüğüm bir nokta var. Şu anda araç mesela internete sahip. Neden? Çünkü içinde bir SIM kart var. Şimdi bu olay bizim ülkemizde ne durumda? Henüz muallakta arkadaşlar. E-SIM olayı biraz sıkıntılı. O konuda bir gelişme olursa haber vereceğim. Haberiniz olsun. Mesela park hizmeti modu, vale modu vesaire var. Acemi sürücü modu. Sudoku var, oyunlar var arkadaşlar. Masa okeyi var. Şu an durduğumuz için herhalde bunu oynayabiliriz diye tahmin ediyorum. Yani şu an sizinle beraber ilk defa kontrol ediyorum. Hadi bakalım oynayalım. Nasıl olacak? Böyle böyle oynanıyor. Ben şu anda acayip kötüyüm arkadaşlar bu arada ama hani arabada böyle bir oyun var. Haberiniz olsun. Tekrar ana ekrana bir geliyorum. İşte store var. Burada bir mağazaya girmek mümkün. Tabii internetimiz olduğu için şu anda hakikaten şaşırmış durumdayım. Tabii şu andaki internetim belki çok hızlı olmayabilir. Yani ormanın içerisinde olduğum için ürünler falan gösterecek. Burayı geçiyorum tekrar. Ayarlarımız var, konfor var. Bir sürü böyle koltuğumuza masaj yaptırtabiliyoruz. İşte renkleri vesaire ayarlayabiliyoruz. Sonrasında radyomuz, medya cihazlarımız var. Hakikaten çok başarılı olmuş. Onun dışında mesela dedim ya hani bir buradan yönetebiliyorsunuz, bir buradan yönetebiliyorsunuz. Bir de şuradaki menüden de yönetebilirsiniz. Burada sürüş modunu değiştirebiliyoruz. Şu anda biz eco moddayız. Böyle biraz daha geriye çekeyim kamerayı. Comfort'a geçtik, sport'a geçtik veya individual kendi ayarlarımızı kullanabiliriz. Sport'ta oldukça performanslı, onu söyleyeyim. Hakikaten çok güçlü bir motor var. Bu değerleri ben aşağıda yazılı olarak sizlerle paylaşacağım. Bataryası oldukça iyi. Bu arada bu batarya EQ SIM bataryasından 2 hücre daha küçük. Yani bunda 10 tane hücre varken EQS'de 12 tane hücre var. Tabii biraz menzile de yansıyor arkadaşlar. Şurada bir kamera sistemi görüyorsunuz. 360 derece görebiliyoruz şu anda. Yaklaştırabiliyoruz. Gayet iyi çalışıyor. Bu butona bastığımızda da şu ayarlar bizi karşılıyor. Head-up display, işte ESP vesaire, bunları değiştirebiliyorsunuz. Dörtlü flaşörlerimizi yakabiliyoruz. Ve şurada bir parmak izi okuyucusu var. Mesela ayarlansın mı? Ayarlasın bakalım parmak izi okuyucumuzu. Tıpkı telefona bir parmak izi okuyucusu ayarlar gibi. Ama şu anda ben o şifreyi bilmediğim için 1-2-3-4 deneyeyim. Ha 1-2-3-4'müş bu arada, süper. Parmak iziyle beraber bu aracı kişiselleştirmek de mümkün. Haberiniz olsun. Burada da sesi yönetiyoruz. Açılmasın şimdi, telif gelmesin. Şu aşağıya geldiğim zaman burası normalde kapalı. Yani böyle jilet gibi duruyor ama çizilmeye müsait, haberiniz olsun. Şu şekilde açtığımız zaman kablosuz şarj ünitesi var. USB girişleri var. USB-C'yi USB-A'ya çeviren bir adaptör takmışlar. Şurada anahtarımızı görüyorsunuz. Anahtarı da hemen şöyle anlatayım. İki tane bardaklığımız var. Bunları nasıl yönetebiliyoruz? Bastırdığınız zaman dönüyor. Buraya bardağınızı koyuyorsunuz. Eğer burayı daha geniş alan olarak kullanmak isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de şuraya tıklayacağım. Önce kamerayı birazcık daha yukarıya alayım. Hakikaten zorlu şartlarda çekiyorum ya. Bir de zamanım kısıtlı arkadaşlar. Videoyu beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Bastığım zaman iki tane daha Type-C girişini görüyorsunuz. Acayip derin bu arada burası. Acayip derin arkadaşlar, haberiniz olsun. Kapatıyorum. Buralar böyle. Biraz da yukarıyı göstereyim. Aynamız biraz küçük. Aynadan şuraya baktığım zaman da açıkçası şuradaki alan bana birazcık az gibi geldi. Ama yine de bütün ihtiyacımızı karşılıyor tabii ki. Alışmışız böyle büyük aynalara ya da işte şu arka tarafı göstereyim. Şu alanın daha büyük olmasına. Çünkü şu aşamadan arka tarafı görmeye çalışıyorsunuz ama pek de gerek yok. Şuradaki malzemeler, ahşap, farklı farklı seçimleri tercih edebilirsiniz. Yukarıda buradaki tavanı açtım bu arada. İsterseniz bir de kapatayım. Parmağımızı şöyle yaptığımız zaman kapanıyor. Yani parmağınızı sadece birazcık dokundurmanız yetiyor arkadaşlar. İki tarafta aynı anda kapandı. Bu arada ortam biraz karışmaya başladı.
Allah, dolu mu yağıyor ya? Hayır, aracı dolu yağıyor şu anda. Yapma, gözünü seveyim ya. Ya daha yeni aldık bu aracı ya. Olamaz. Kabus. İnanmıyorum. Abi inanmıyorum. İncelediğim araca şu anda dolu yağıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Aşırı üzülüyorum şu anda. Yapacak bir şey yok. Vallahi doğal afet. Vay arkadaş. Milyonluk aracım şu an dolunun altında kaldı arkadaşlar. Hay Allah. Şöyle üzerimi biraz açayım. Kafama dolu yağıyor şu anda. İnanmıyorum ya. Aşırı üzücü ya. Of. Vallahi video çekerken denk geldik. Hay Allah. Evet, dolu biraz azaldı, hatta biraz değil, dolu bitti ama hakikaten çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Aracın detaylarını anlatmaya devam edeyim. Koltuklarımız güzel. Koltuklarımız çok güzel hatta. Öndeki yolcu koltuğunun, her iki yolcu koltuğunun da ısıtması, soğutması var arkadaşlar. Yazılım konusunda size bazı bilgiler de vermek isterim. Şöyle bir ana ekrana bir geleyim, göstereyim. Mesela navigasyondayız ya. Mesela navigasyonda bir yol planladık diyelim. O yol planında diyelim ki buradan İtalya'ya gideceğiz. İtalya'ya giderken bizim şarj durumumuzun ne olacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Bu gerçekten muazzam. Ona göre bir şarj planı yapabiliyorsunuz. Akıllı bir asistan var. O asistanla da sorabilirsiniz. Mesela şimdi soralım. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Bir sonraki şarj istasyonuna git. Tamam. Bir bağ kayın. Tabii burada seslendirmeler o daha düzelebilir. Bak mesela gördünüz mü arkadaşlar, şarj istasyonlarımı buldu. Müthiş. Şu anda işte hangi şarj istasyonu kaç güce sahip. Mesela 22 kW'lık böyle şarj istasyonları var. Gerçekten muazzam bir altyapıya sahip. Yani yazılım konusunda çok iyi olmuş diyebilirim. Geldik videonun sonuna. Mercedes EQE ile ilk karşılaşma anımı izin verildiği şekilde paylaştım arkadaşlar. Sürüş videosunu da birazdan çekeceğim. Tabii ki Mercedes-Benz'in izin verdiği tarihten itibaren o videoyu da izleyebileceksiniz. Bu arada yağmurumuz da azaldı. Hakikaten çok güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Yani Mercedes'in EQ serisi inanılmaz gidiyor. Yani çok mutluyum bu alanda yeni yeni modellerin gelişmesiyle beraber. Herkesin böyle kafasında bir Tesla oturmuş ama işte TOG'u bekliyor vesaire. Ama Alman mühendisliği hem BMW tarafında hem Mercedes tarafında gerçekten çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yazılım tarafını gittikçe daha da güçlendiriyorlar. Ve bu rekabet tüketicilere yansıyor. Çünkü bu rekabette daha uzun menzil bizim için çok önemli. Yani 600 kilometre ne demek ya? 600 kilometre hakikaten çok iyi bir menzil. Bunlara ulaşabiliyoruz. Hızlı şarj oluyor. Tabii hızlı şarj konusunda yine aşağıda yazdığım şekilde bir şarja kadar destekliyor. Mesela burada etrafımda 300 kW gücünde şarj istasyonları da var. Türkiye'de de var. Zannediyorum Porsche'nin bu F1 pistindeki şarj istasyonları vesaire öyle. Ama ne olursa olsun hem hızlı şarjı desteklemesi, EQS biraz daha fazla destekliyor tabii ki. Menzilin artması gerçekten bizim için sevindirici. Mercedes dediğimiz şey lüks arkadaşlar. Yani şu araca bakar mısınız? Yani şöyle bir direksiyon, ekranlar, buradaki head-up display, üst taraf, cam, her taraf çok güvenli. Yani anlatmakla bitmeyecek özelliklere sahip. Hakikaten hoş gelişmeler yaşanıyor. Ben çok seviniyorum teknolojinin bu alanlara gelmesini. Tabii siz de yorumlarınızı eksik etmeyin. Almanya'da Frankfurt'tan bir videoyu sizlerle paylaştım. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Mercedes EQE nasıldı? Neyini beğendiniz? Fiyatlarını ne tahmin ediyorsunuz? Çünkü bu ay satışa başlayacak. Bunları çok merak ediyorum. Aşağıda lütfen yazın. Bir sonraki videodan da haberdar olmak için abone misiniz? Bir bakın, kontrol edin. Değilseniz abone olabilirsiniz. Zile tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Dostlar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.